Efendim merhaba. Tabii sizle bu buluşmamda son derece can sıkıcı. Çok üzülüyoruz, çok canımız yanıyor, çok acımız var. O yıkıntıların altından her bir kişi çıkarıldığında, ister bebek olsun, ister çocuk, ister büyük, sanki bizim üstümüzden o ağırlık, o yük kalkıyormuşçasına seviniyor ve mutlu oluyoruz. Ama şu an en son rakamları tam net olarak izleyemedim ama çünkü her dakika değişiyor artık. Sayaç dakikada bir atıyor. 11 binin üzerine çıktı. Yalnızca hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı. Korkuyorum çok yükselecek bu rakam diye. Gerçekten çok korkuyorum. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü 1999'daki Adapazarı Gölcük bu depremde 15 bin insanımızı kaybetmiştik. Şimdi bu deprem ise 10 ili kapsıyor. Çok geniş bir alan, 13,5 milyona yakın insanın yaşadığı bir bölgeden söz ediyoruz. Dolayısıyla gerçekten ürküyorum, korkuyorum ortaya çıkacak olan sonuçtan. Bugün işte 4. günümü Yaşınay, 5'e mi adım atıyoruz bugün? Adıyam dün galiba 4. gün, neyse kafamda karışık allak bullak oldu yani. Televizyon programları izliyorum, haberleri. Adıyaman'da vali yuhalandı. Oraya gelen işte bakan yuhalandı. Milletvekili, sebebini söyleyeyim şimdi. En baştan ele alalım. Madde 1. Türkiye bir büyük deprem kuşağında mı? Çok büyük deprem kuşağında. Japonya'dan bile artık Türkiye çok birinci sırada bir deprem ülkesi oldu. Bu bir gerçek. Peki Japonya'da bu kadar çok deprem oluyor, tsunami oluyor. Niye oralarda bu felaketler yaşanmıyor diyorsanız tek bir sebebi var. Akıl, bilim ve hiçbir şeyi politikleştirmemek. Yani ideolojik körlükle, ülke yönetimine ideolojik körlükle olaylara bakmamak. Ama en önemlisi de ne biliyor musunuz? Bilgi, liyakat ve yetenekli, yeterli kişileri mevki, makam ve yönetilecek olan iş, kurum neyse onun başına getirmektir. Yani bizden olan gelsin zihniyeti değildir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bugün bakıyorum, soğuk, açlık ve çaresizlik karşımızda duruyor. Peki efendim, şimdi şöyle başlayayım. Bir kere buradaki rezaletleri ele alacağım. Ama şöyle notlarımı sakin sakin anlatmak istiyorum. Şöyle notlarımı önüme aldım. Bakın efendim. Bu Maraş bölgesinde, Maraş'ta bu depremin olacağını 2 seneden önce Naci Görür başta olmak üzere, Celal Şengör Hoca ve başkaları da kendilerini yırttılar. Neredeyse her gün katıldıkları her televizyon programında dediler ki burada bir büyük deprem olacak. Doğu Anadolu fayı dedikleri bu fay. Bakın yani kuzey, yukarıda işte Kuzey Anadolu fayı diyorlar. Doğu Anadolu fayı diyorlar aşağısı. Ne oldu Maraş'taki belediye başkanı? Hani çok biliyor ya, bilgili ya bu adamlar. Ben size inanmıyorum dedi. Ne yaptılar? Efendim fay hatları üzerine, dere yataklarına inşaat izni verdiler. Bu inşaat izni meselesi, inşaat müteahhitleri rezaleti de başka bir boyutta. Şimdi oradaki rakamlara da bakacağız efendim. Bunun dışında, şimdi olan biteni şöyle bir sakince ele alalım. Hep ne diyoruz? Deprem öldürmez insanı. İnsanı bina öldürür. Peki bunun ana sebebine bir daha altını net çizerek söylüyorum. Ana sebebi şu: bilgisiz, yeteneksiz, cahil, çapsız kişileri getirip bu makamlara, mevkilere oturtmaktır. Bunun ötesinde olan bitene bakalım. Bilim ne diyor? Deneyim ne diyor? Ve biz 1999 depremini yaşadık. Ne diyor? İlk 24 saat hayatidir, önemlidir. Peki ilk 24 saatte ne yaptı siyasal iktidar, bizi yönetenler? Ne yaptı? Ortada hükümet olmadığı için bir tek Tayyip Bey zaten var, bir tek Erdoğan. Ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Oysa ki depremlere alışık olan bir ülke,
Önümüzde Marmara depremi var. İstanbul depreminin olacağı söyleniyor. Bakın, bütün dünyadaki örneklere bakınız. Ya Meksika, niye bir kişi bile kaybetmiyor? Bir kişi bile ölmüyor. Neden? Niye binalar yıkılmıyor? Meksika'dan söz ediyorum. Bakın efendim, bir kere birinci kural nedir? Birinci kural, her zaman bu tür büyük felaketlere, deprem bir büyük felaket çünkü, ordu asker müdahale eder. Yani sizin ordunuz daima bir takım taburlarınız bu tür depremler, doğal afetlere müdahale etmek için yetiştirilirler. Şimdi bizde ortada yok. Niye? 15 Temmuz bahane edildi. Efendim, askeri hastaneler kapatıldı. Buyurun, sahra hastaneleri kurulamadı. 15 Temmuz bahane edildi. Ayın 20 Temmuz'da zaten OHAL ilan edildi. 2,5 seneye yakın sürdü OHAL. Güya birkaç ay kalkacaktı. Şimdi bu OHAL'e de değineceğim zaten. Peki ne oldu? 15 Temmuz bahane edildi. Arkasından Emasya kaldırıldı. Emasya dediğimiz neydi? Emasya dediğimiz şuydu. Ordu bu tür olaylarda, felaketlerde, toplumsal olaylarda o Emasya'ya göre hiç yukarıdan birisinin emir vermesini beklemeden oradaki her komutanlık kendisi o bölgeye müdahale ederdi. Emasya'yı niye kaldırdılar? Efendim, askerler darbe yapıyor, askerler müdahale ediyor. Bir korkudur, gidiyor. Ya ortada yok ki artık, asker yok. Yani bir savunma bakanı işte siyaseten Erdoğan'ın yanında, Genelkurmay Başkanı öyle, ordu komutanları öyle. Tamam, geçmişte bu ordu, bu Genelkurmay NATO'nun emriyle, Pentagon'un emriyle, Beyaz Saray'ın emriyle darbeler yaptı, büyük rezillikler yaptı. Hepsi kabul ama sonuçta bizim çocuklarımız, bu ülkenin çocukları, bugünküler gibi. İki, en önemli kurum nedir? Madenciler. Devamlı göçük altında. Orada çalışıyorlar. Peki niçin bunlar buraya getirilmedi? Tam tersi, getirilmesi engellendi ilk iki gün. Şimdi getiriliyor. İşte dün gördük, gelenlerin kurtarma faaliyetleri vardı. Bakınız, sonra itfaiyeciler. İtfaiyeciler yalnızca yangın söndürmek için yoktur ki, yalnızca o yönde eğitim alınmaz ki, bu tür işler içinde hiçbirisi ortada yok. Uzun sözün kısası. Sene 1999, efendim sene 2023, 2002'den itibaren de bu iktidarla yönetiliyoruz. Bu konularda zerre kadar parmak kıpırdatmadıkları gibi, görüyorum kıpırdatılmadığı gibi, başka işler yapılıyor. Örnek, Twitter'da ne diyorlar onun adına, ne daraltması diyorlar? Bant daraltması. Yahu yapmayın, etmeyin. Ya ne yapıyorsunuz siz? Tam tersi, orada göçük altındaki insanlar buradan telefonlar açarak, orada mesajlar atarak bulundukları yerleri söylediler, ettiler. Bununla sürekli olarak haberleşiliyor. Efendim ne oluyormuş? Burada efendim işte bu yolla bir takım provokasyonlar, provokatif işler yapılıyormuş. Ya engellenebilir. Evet, ahlaksız, namussuz insanlar var, vicdansız insanlar var. Ellerindeki o telefonla göçük altındaki bulunanlarla alay edip güldüler. Onlar bir gözaltına alınmış, dün bırakılmış, biliyor musun Yaşınay? Ne yapacak? Ne demek ne yapacak? Sen de ayrıca saçmalıyorsun. Hayır, yasa mı var? Ne demek? Ne yapacak var mı? Madem ki şimdi sen orada yazan öğrenciler, gençler yazdı, şimdi tutuklandılar onlar. Peki bunu niye bırakıyorsun? Bunu niye bırakıyorsun madem? Böyle bir iş olan, böyle bir saçmalık olabilir mi? Kalkıp eski bir AKP'li milletvekili Ekrem İmamoğlu'na orada bağırıyor Maraş'ta. İngiliz uşakları bilmem ne diye. O provokasyon değil mi? Tam bu İngiliz büyükelçisiyle görüşmesini falan onayladığım için söylemiyorum. Beni takipçilerim biliyor o konudaki ne kadar ağır eleştiri yaptım. Şimdi öte yandan dedi ki Erdoğan, bakın Cumhurbaşkanı kimliğiyle konuşuyor. İlk gün sıkıntı yaşandı, üçüncü gün duruma hakimiz. Pardon. Ne diyor? Bütün dünya ne diyor? Depremde ilk 24 saat önemlidir, 48 saat hayatidir, ondan sonrası geçmiş olsun.
efendim mucize ne diyeyim ki ben? Efendim bunlara alın yazısı diyorlar. Bunlar ya yapmayın, ne olur yapmayın, etmeyin. Bakın deprem de bir savaştır. Bu savaşların kazanılması uzmanlaşmış kadrolarla yapılır, yaratılır. Havaalanları çok önemlidir, gördük. E peki İstanbul depremi deniyor, kapıda Marmara depremi deniyor. İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nı kapattınız, millet bahçesi yapıyorsunuz. Sizin için en acil olan yer orası, şehrin merkeziydi. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bütün bunların hepsi ne uğruna yapılıyor? Bütün bunların hepsi ideolojik körlükle yapılıyor. Bütün bunların hepsi bir yanıyla para uğruna yapılıyor. Bu müteahhitlere bakalım. Bütün bu binalar niye yıkılıyor? Ya 3 yıl önce yapılmış binalar yıkılıyor. İşte bir doktor eşiyle birlikte, iki doktor hayatını kaybetti. Yeni bina diye satın almış, girmişler içine, bak o çöktü. Efendim 300 yıllık binalar çökmemiş Hatay'da, görün. İşte İstanbul'a bak, Ayasofya 1500 yıldır ayakta. Sebebi ne? Sebebi söyleyeyim. Bir kere bir, mühendislik hataları, iki, bu müteahhitlerin, bu hırsız müteahhitler. Şimdi düşünelim, müteahhit hırsız. Peki. Şimdi bakalım. Soruyorum hepinize. Bu 10 tane villa ile bakın. Belediye başkanları kim? Oranın çocukları. Belediye meclis üyeleri kim? Oranın çocukları. Kim seçiyor bunları? Oranın halkı seçiyor. Doğru mu? Doğru. Peki bu müteahhitler ne? Bir grubu oranın müteahhiti, bir grubu başka şehirlerden geliyor. Çünkü Türk insanının gözünü ancak toprak doyurur. Paradan başka taptığı hiçbir şey olmadığı için bir karış arsa bulduğu zaman hemen oraya evler diker. Çünkü o parayla, işte buyurun, parayla gömüyorlar herkesi. Şimdi parayla gömüyorlar. Ne oluyor? Tamam, hepsi için söylemiyorum ama belediye başkanları rüşvet yiyor. Oradaki belediyedeki efendim bu inşaat daireleri bilmem nelerin başında bulunanlar rüşvet yiyor. O inşaatı kontrola gelen rüşvet yiyor. Öyle mi? Peki oranın mimarı, mühendisi de müteahhit ona emir veriyordu, ekmek parası için demirden çalıyor, çimentodan çalıyor, kumdan çalıyor, malzemeden çalıyorlar. Sonuç? İşte sonuç bu. Onun için geri dönüp bakalım. Ne dedi Erdoğan? Ülkeyi bu inşaatla, müteahhitlik hizmetleriyle kalkındıracaklar, öyle mi? Bak, 80 milyonluk Almanya'da 3550 müteahhit ve müteahhitlik karnesi alan var. Bütün Avrupa'da yaklaşık olarak bu 30 bin civarıymış. 30 bini bulmuyor. Peki, Türkiye'deki elinde müteahhitlik karnesi olan sayı neymiş? Müteahhitler ve müteahhitlik karnesi olanlar. Yapıyor ya da yapmıyor. 453.497'ymiş. En son internette bu sabah girip arayıp baktım. Bu ne demek ya? Arkadaşlar bu ne demek? İşte bu Erdoğan'ın başlattığı bu inşaat furyasında ortaya çıkan sonuç. Şimdi başka meselelere bakalım. Bu büyük felaket oldu. Tamam. Bu felaketin sorumlusu kimdir diyorsanız, bana göre kesinlikle ülkeyi yönetenlerdir. Hiç tartışması bile yok. Bunun emrini verendir odur mudur. Şimdi AFAD diye bir kurum kuruldu. Çok güzel. İşin en başlarında, daha 99 depreminde görmüştük. İşte Nasuh Mahruki, onların bir ekipleri vardı. Ne kadar başarılı işler yaptılar. Ama o çocuğu da vatansever, yurtsever, Kemalist olduğu için çocuğu da tukaka yaptı, kenara attılar grubu da. Peki bugün AFAD'ın bir başkanı var. Çıkıyor, bir konuşuyor. Şuraya cümleye bakın. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bölgeye intikal ettik. Ya insan biraz utanmaz mı bunu söylemeye? Yani onun emri olmasa intikal etmeyecek misiniz? Başka bir şey soruyorum size. Kızılay nerede, gördünüz mü? Ya bakın, Kızılay geçmişte şöyle bir şeydi. Bir felaket olduğunda ne Cumhurbaşkanı'ndan, ne Başbakan'dan, ne İçişleri Bakanı'ndan kimseden emir talimat beklemez. Hemen oraya yetişir. Üzerindeki o, biliyorsunuz işte, kırmızı renkli ayıyla kurar çadırlarını, hemen sıcak yemeğini dağıtmaya başlar, çorbasını dağıtmaya başlar. Kızılay gördük mü? Görmedik. Şimdi gelelim, Ömer Çelik dedi ki,
Cumhur İttifakı olarak sahadayız. AK Parti ve MHP yönetimleri ve MYK'larında görevli olanları derhal deprem bölgesine gönderdik. Pardon, bu nasıl bir şey? 15 dakika mı oldu ya? Fuat Oktay, İskenderun'da eski hastane binası yıkıldı. Bizim yaptıklarımız elhamdülillah ayakta. Demek gafletinde bulundu ya. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar çaresizlik. Bak bunlar çaresizlik. Çaresizlikten başka hiçbir şey değil. Yurt dışındaki insanlar, Türkler yardım, para yardımı yapmak istiyor. Efendim masaktan geçireceksiniz. Masaya bilgi vereceksiniz. Niye? Efendim belediyeler, CHP belediyeleri yardım gönderecek. Çıkartıyor, üzerinden hemen afişini indiriyor. Muğla valisi afiş koyuyor. Menemen'de. Ya Menemen'de Kızılay gönderiyor. Kızılay. Ne yaptı biliyor musunuz? Menemen, efendim AKP ilçe başkanlığı indirdi. Oraya AKP ilçe başkanlığı diye oraya götürdü. Bir de afiş koydular otobüsün önüne. Bir de utanmadan fotoğraf çektirdiler. Hatıra fotoğrafı. Ya rezilliklere bakar mısınız? Ya gün böyle bir gün mü? Şimdi herkes diyor ki bugün siyaset mi yapılır? Evet efendim bugün tam da siyaset yapılır. Tam da siyaset yapılır. Çünkü bugünkü yapılan her şeyi, bütün yanlışlığı siyaset yapıyor da onun için siyasettir. Bakın, şimdi AFAD'a bakıyoruz. Televizyon ekranlarına bir profesör çıkıyor. Adı Orhan Tatar. Şimdi Orhan Tatar AFAD adına konuşuyor. Hayır efendim, Orhan Tatar'ın görevi bu değil ki. Ben size söyleyeyim görevini. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü. Yani depremden önce bu şahsiyet... Planlama, proje, bilmem ne yapacak. Bu şahsiyetin görevi deprem olduktan sonra değil. Başka birisinden söz edeceğim size. Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü diye bir şey var. Başında kim var? Söyleyeyim. İsmail Palakoğlu diye bir şahsiyet. Neymiş? Baktık, internete girdik. Herkes girdi, bakıyor. Bu İyi Partili Erhan Usta'nın uyarısıyla tabii bir anda herkes alarma geçti. Baktık, İmam Hatip Lisesi mezunu. Olur, lise mezunu çocuk. Olur. Sonra dersiniz ki liseden sonra üniversitede jeolojiye gitmiştir, jeofizik bölümüne gitmiştir, maden mühendisine gitmiştir. Yo, ilahiyat fakültesine gitmiş. Peki olur, ikinci bir fakülteye gitmiş diye düşün. Hayır değil, yüksek lisans yapıyor tasavvuf üzerine. Ve siz bunu bu göreve getiriyorsunuz. Galiba 3 hafta mı ne önce getirmişler. Ya ne anlar? Kendisi niye böyle bir göreve gelmiş? Söyleyeyim işte benden olanlar gelsin. Efendim yalnızca İmam Hatip mezunlarını ben getireyim, görevlere sokayım. Bütün mesele budur. Bak bütün mesele budur. Söylüyorum, liyakatsızlık budur, çapsızlık budur. Bu şeyin İsmail Palakoğlu'nun, yani bunun da suçu yok aslında İsmail Palakoğlu'nda. Ama ha gel sen buraya gel dediklerinde ya bir dakika benim deneyimim yok. Ben bir de ilahiyat falan okudum. Yani Allah'tan korkarım aman yapmayın. Demesi gerekirken yo bana maaş verin yaparım demiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? AFAD en kabiliyetli insanların olması gerekiyor. Şimdi son sözümde iktidara yakın medyaya. Bir de bu olaylarla ilgili düşün, televizyonlarına bakın, gazetelere bakın. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl yayınlar yapıyorlar? İnsan utanır, ileride utanacaklar. 1999 depremi olduğunda Yeni Şafak gazetesi, Akit manşetler atmışlardı. Devlet çöktü, devlet yok. Efendim Ömer Çelik Yeni Şafak'ta yazı yazdı. Bak Ömer Çelik, hiç unutmuyoruz. Arşiv önümüzde kardeşim. 23 Ağustos 1999 Yeni Şafak'ta Ömer Bey. Yazdığın yazı ortada. Ondan bir kısım okuyacağım. Bak orada kısım diyor ki, Türkiye yönetilemiyor. Kim söylüyor? Ömer Çelik söylüyor. Ve yönetemeyen, yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. Binlerce can yok oluyor diyor. Eğer bugün birilerinin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin milli birlik ve beraberlik nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak, bugün susarsak bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insanın ebediyen susmasına ortak olmuş olacağız. Bu sözler bana ait değil. Aman Vatan Caddesi Emniyet Genel İstanbul Emniyet Müdürü. Aman ha. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Bu bana ait değil bunlar. Ömer Çelik'e ait. Daha 1999 23 Ağustos Yeni Şafak. Bugün aynısı. Bugün aynısı Ömer Bey. O şık kıyafetlerinizle oralara gidiyorsunuz.
kravatlar falan böyle şeyler, o şık kıyafetlerinizle oralardasınız. Devletin resmi o kurşun geçirmez Mercedes'leriyle oralardasınız. Ama bak 1999'da ne yazmışsın? 1999'da yazdığının aynısı bugün de geçerlidir. Bugün de geçerlidir. Lütfen şu Twitter üzerindeki şu ambargonuzu kaldırın. Kaldırdılar mı? Gece kaldırdılar. Kaldırmışlar. Tamam, yalvar yakar oluyoruz. Kaldırmışlar. Düşünün şimdi. Böyle bir kararı nasıl aldınız? Bu kararı, bu aptalca öneriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne kim götürdü? Kim götürdü bu aptalca öneriyi? Bu ülkeye en büyük ihaneti yaptı. Kimse o adam. İşte söylüyorum, bu iktidara yalakalık yapacağım diye o medya mensupları, o memuru, o ıvırı zıvırı, bak ülkeyi ne hale soktunuz. Önümüzde büyük Marmara depremi dediğiniz deprem var, İstanbul depremi var. Burada bir tane toplanma alanı bırakmadınız. Her yeri inşaat. Buyurunuz, hadi bakalım şimdi. Orada o milyonlarca insanımız, binlerce insanımız, bak hayatını kaybediyor, yaralılar, ne gelecek belli değil. Ne yapılacak? Bak, su yok diyorlar, ekmek yok, yiyecek bir şey yok. Ya Adana Valiliği belediyenin sıcak çorba dağıtmasını engelledi yahu. Düşünün bak, bu kadar zamandır birlikteyiz. Benim bu kadar çok öfkelendiğimi görür müsünüz ya? Gördünüz mü hiç? Şu etrafıma bakıyorum ya, Bu demirleri mi yiyecek insanlar? Şu betonları mı kemirecekler? Bak orada ne yaşıyoruz biz? Orada ne yaşanıyor? Ne oluyor, ne bitiyor? İstanbul için ne kadar hazırlıklısınız? Sokaklarda şeyler görürdük. Konteynerler. Ne oldu onlar? Ya bırakın onu, Sayıştay'ın raporuna bakın. Siz Sayıştay'ın raporu diyor ki AFAD'ın ambarlarında işte şu kadar çadır, şu kadar giyecek, şu kadar malzeme olması gerekiyordu tonlarca. Ortada yok. Nerede onlar? Nerede? Ayrıca başka bir şey daha söyleyeceğim son olarak da kendi halkımıza. Deniyor ki işte halkımız dayanışma içindedir, halkımız odur, halkımız budur. Doğru. Herkes kendini yırtıyor, kabul. Arkadaş oralarda evlere giriyorlar, evlerden malzemeler çalıyor. Kimmiş bunlar? İşte Suriye'den getirdiklerinizmiş. Dün Tele1'de bağlanan, canlı yayına bağlanan muhabir anlattı. Oranın halkı lanet okumuş bunlara. Tamam, marketlere girip yiyecek alıyorlar. Bak buna hiçbir şey diyemezsiniz kardeşim. Hiçbir şey diyemezsiniz buna. Su alıyor, yiyecek alıyor, neyse. Bebelerine işte gidiyorlar, bez alıyorlar orada. Bunlara bir şey söyleyemezsin. Bunlara kalkıp buralarını talan ediyor, soyuyor falan. Öyle laflar edemezsiniz. O marketlerin zararını devlet öder. Devlet öder, ödeyecektir de zaten. Ya da marketler talep eder mi? Ya Macaristan'dan gelen grup için anlatayım, yanında köpekleri falan var. Arkadaş uçaktan iniyor, gidecekler ya. Deniyor ki benzinini kendi cebinizden alın, evet. Biz size faturanızı sonra öderiz. Buraya kadar da kabul. Benzini alıyorlar. Su da alacaklar. Bak Macaristan'dan gelmiş şeye. Su da alacak. O benzin istasyonunun ne diyor biliyor musun? Para. Türk parası yok. Olur diyor, bizde avro da geçerli. Ahlaksızlığa bakın. Acımasızlığa bakın. Vicdansızlığa bakın. Ya gidiyor orada işte cep telefonu satan mağazayı soyuyorlar. Buzdolabı soyuyor. Kim yapıyor bunları? Orayı yörenin halkı yapmıyor. Dikkat edin. Yapmıyor. Aldıklarınız yapıyor. İçinize soktuklarınız yapıyor. Kendimizi yırttık bak bunları yapacaklar diye. Onun için uzun sözün kısası. Bu kadar ağır bir felaket yaşadık. Doğru, çok büyük. Doğa felaketi 7.7, işte kaç saat sonra 7.6 üst üste geldi. Ama bir daha söylüyorum. Naci Görür başta olmak üzere, Celal Şengör Hoca başta olmak üzere kendilerini yırttılar yıllardır. İnanmıyorum diyen o belediye başkanı var ya, onu yargılamayacaksanız kimi yargılayacaksınız? Bu müteahhitler, ben size bir şey söyleyeyim mi? Oradaki bu işleri yapan müteahhitler, eğer şu an için yurt dışına kaçmamışlarsa bileklerimi keserim. Bak, size söz veriyorum, bir daha program yapmayacağım.
YouTube yapmayacağım. Efendim? O çöken Rönesans Rezidans'ın şeyleri zaten Karadağ'da varmış. Bak buyurun. Yaşınay ne söylüyor? O çöken rezidansın işte bilmem neleri, müteahhitleri Karadağ'daymış. İsmini de söylüyor Yaşınay. Hadi ben ismini söylemeyeyim. Düşünün. Neyi anlatacaksınız ki? İşte bütün bunlar, diyorsunuz ki işte bu yanlışlar, adam sana cevap veriyor. Allahu Ekber. Bu yanlışlar diyorsun, ezan susmaz, bayrak inmez diyor. Arkadaş bunlar yanlış diyorsun, İslam diyor, inanç diyor. Bunlar yanlış diyorsun, kader diyor. Bunlar yanlış diyorsun, fıtratında var diyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu siyasal İslam'ın çöküşüdür. Bu iktidarın çöküşüdür. Ama şu da bir gerçektir. Hep söyledim, bir daha söylüyorum. Halklar layık olduklarıyla yönetilirler.